kulüp toplumda bir şekilde kendini öteki hisseden insanların buluştuğu bir sığınak, bir ev aslında. Biz burada çalışanların gözüyle kulübe giriyoruz ve bizi kulüple tanıştıran kişi Matilda. Hepsinin aslında ailevi sorunları var hayatta. Kendi aileleriyle istedikleri bağı kuramamışlar ya da o şansı elde edememişler. Ve kendilerini toplumda çeşitli sebeplerden azınlık ya da öteki hisseden insanların birbirlerinin farklılıklarıyla yaşayabilme ve sonunda aile olmaya giden yolculuğu bu. Merhabalar, ben Salih Bademci. Şu anda 1950'lerin İstanbul'unda geçen Kulüp dizisinin setindeyiz. Ve ben o dizide Selim Songül'ü canlandırıyorum. Kulübün anlamı büyük. Kulüp farklı sosyoekonomik koşullarda, farklı kültürlerden, farklı dil, din, mezhepten bir sürü insanı kendi çatısı altında buluşturmayı başarmış bir ev aslında. O yüzden kulübün buradaki herkes için anlamı çok farklı ve çok büyük. Gökçe için çok ayrı bir yeri var, Matilda için çok ayrı bir yeri var buranın. Hayat onu bambaşka bir yere döndürüyor ve işte kendini ilk olarak bu çamaşırhanede buluyor aslında. Kulüp hızla değişen dünyanın içinde değişimi yaşayan insanların bu değişime ayak uydurup uyduramamalarının hikayesidir. Burada değişime direnenler çemberin dışında, değişime direnmeyenler de çemberin içinde yollarına devam ederler. Şu an 1950'lerin İstiklal Caddesi dekorundayız ve kulüp setindeyiz. Ben Rachel Aseo karakterini canlandırıyorum. Nasıl mani olacaksın? Sürekli duracaksın. Dövecek misin beni? Öldürecek misin? Git! Şu an çok güzel yağmur yağıyor. Ve alışık olduğumuz durumlar. Birazdan tramvay gelecek. Şurada duracak. Ben oradan ineceğim ve İsmet'le buluşacağım. İsmet aslında çoğu insan gibi ailesel travmaları olan, bunu aşmakla alakalı büyük gayret sarf eden, kendi tercihinin dışında başka bir hayatın içinde kendini bulan, yalandan nefret eden, flört etmeyi çok seven, bence nevi şahsına münasır bir insan. Çok fazla ağır şeyler yaşamış bir kadın. Zor, çok zor bir adam. Tanıyıp tanıyabileceğiniz en sınırsız insan bence. Değişime direnen bir kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Süreç boyunca yani set süresi boyunca da en yakın arkadaşım Pakize oldu. Aslında bence hepimizden fazla, bence değil bu bir gerçek, hepimizden fazla o döneme ait. O dönemlerden resmen bize yardım etmek için gelmiş gibi hissediyorum. Burası kulübün kulisi. Dansçıların hazırlandığı, makyajlarını yaptıkları, süslendikleri, provalar yaptıkları kulisimiz. Aslında dizideki en renkli mekanlardan biri burası. Ve bu koltuk tabii ki gördüğünüz gibi buranın en rahat aksesuarı. Arkada bir Selim'in egosunu anlatan 6 yıldızlı bir show posteri var. Evet. Pakize'nin dünyasına hoş geldiniz. Bence biraz seyahat edelim ve biraz sohbet edelim. Pakize bizi mahcup etmezse. Etmedi. Pakize ile çok fazla gün geçirdik setin içinde. Beraber bir sürü an paylaştık. Ondan alabileceğim maksimum faydayı alana kadar yakasından düşmedim esasında. Bilhassa benim oynadığım karaktere, dolayısıyla bana çok fazla faydası oldu. İsmet'in aslında çok fazla arkadaşı olduğunu, olmadığını varsayarsak, aslında sırdaşı, hayatı beraber yaşadığı, bütün anların tadını beraber çıkardığı en önemli karakterlerden bir tanesi kendi dünyasında. Ben de buna benzer bir bağ kurdum Pakize'yle. O yüzden ona minnet borçluyum aslında. Buranın anlamı senin için daha büyük. Çünkü burası Selim'in çocukluğundan beri olmayı hayal ettiği yer, yani sahne. Selim tıpkı hayallerinde de uçtuğu gibi sonunda sahnede uçmayı başarmış bir şov dahisi. Tam bir şov adamı, tam bir sahne adamı ve hayallerini sonuna kadar gerçekleştirmeyi seven biri.
İşte rengarenk bir dünya burası. Çünkü biliyorsunuz ki yani 1950'lerde kıyafetlerin zerafeti, renkleri tartışılmaz. Özellikle beni yani senin son görüm anlatıyor. Ki bu leopara da ayrıca dikkat çekmek istiyorum. Bunlar büyük ihtimal Çelebi'nin ve daha çok Orhan karakterinin ceketlerine benziyor mesela. Benim en çok giydiğim gömlek tarzlarından biri. Aşka. Kesin mesela bence Roşeli. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Bunları çok yaşadım. Çünkü Rachel de sakar bir karakter. İzlerini kaybetmem biraz uzun sürecek. Çıkıyorum. Ne yapacaksınız? 1955 yılı. Daha burada Cumhuriyet kurulalı çok kısa bir süre. Dünya İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış. Bütün dengeler bozulmuş. Dünya değişmiş. Ülke değişmiş. Bu insanların hepsi 1900'lerin başında dünyaya gelmişler. Yani şunu söylüyor bence. Toplumsal durumun aslında bireylerin durumlarını ne kadar etkilediğini, onların macerasına ne kadar yön verdiğini gösteren bir şey. Bunun içinde bugüne dair de söylenen çok söz var. Gerçekten biz 1950'leri çok sevdik ve o duyguyu, o ruhu yaşatmak istedik. Çok teşekkür ediyorum. Evet.